Almadiye Kooperatif olarak ürünlerimiz üretmekteyiz. Bir tanesi de kozalak pekmezi. 15 ile 20 saat odun içinde kaynamaktadır. Üç yıldır Mahmutiye Kooperatif olarak görev almaktayım ben de. İlk başta at çiftliğinin at kıyafetleri olarak başladık biz bu kooperatif olarak işimize. Türkiye genel at kıyafetlerini diktik seracılık olarak. Arkasından karpuz pekmezi yaparak başlayarak ürünlerimiz tek olmaya başladı. Ondan sonra tüm 25 tane kadınımıza ürünlerimizin hepsini arkada gördüklerimiz ham maddelerini Çanakkale, Edremit, Akçay'dan getirerek Türkiye'nin belli noktalarına getirerek ham madde Mahmudiye getirerek girişim olaraktan yapmaya başladık özlerimizi. Ve birçok bayana da el emeği oldu. İnsanlar evine para götürür şekilde oldu. Bir 10 kavanozla başlayıp binlerce kavanoza döndük. Bugün de burada olmamızın sebebi Tarım İl Müdürlüğümüz ve Valinin izniyle olaraktan Türk Mutfağı'na 5 gün boyunca tüm Eskişehir'deki kooperatifimize çıkarak satış yapmak hem de ürünlerimizi tanıtmaktı. Bizi de en çok şey yapan ürünlerimizi hem sunmak hem de kadınlara bir el emeği, hani el emeği olsun, para kazanma güvencesi olsun, bizleri daha mutlu ediyor. Ürünlerimizde satışları çok güzel gidiyor. Fiyatlarımız yüksek olduğu için biraz sorunlarımız oluyor ama hepsi el emeği olduğu için katkısız madde, bakanlık onaylarımız olduğu için daha bir yoğunluk var. Dün ve bugün çok güzel bir yoğunluğumuz var. Çok yetişemedik artık. Bugün ikinci günüydü. Dün başladık. Salı günü akşam 8'e kadar buradayız. Tüm Eskişehir halkını, ilçeleri, illerimizi, kooperatifçi arkadaşlarımızı, herkesi bekleriz. Burada kooperatifimiz kurulmuştu. Onun şeyiyle buraya geldik. Gözleme yapıyoruz. İkinci yılımdayım. Kooperatife ve köyümüzü şey yapmak için böyle, tanıtmak için şey olarak öyle başladı. Günümüz güzel geçiyor şey olarak. Memnunuz yani buraya geldik. İlgiler güzel yani. İlle de hemen bizden alıp yemesi değil. İlgi göstermeleri bizlere, güler yüzlü olmaları çok güzel. Buraya geldiğimiz hepsini tabii buraya biz getiremiyoruz. Biz burada sadece gözleme, evde yapmış olduğumuz yaprak sarması, baklavamız var, el yapımı kendimiz yapıyoruz şey olarak. Bunları getirebiliyoruz hani yerimiz uzak olduğu için. Vallahi beğenenler geliyor tekrar. Bir de alıp deniyorlar. Diyorlar ki ne bir daha şey yapacağız. Geliyorlar, alıyorlar yani. Beğendikleri için seviniyoruz. Beğendirmeye de çalışırız inşallah elimizden geldiği kadar. Bildiğimiz şeyi yapmaya, onlara sunmaya şeyiz yani, adayız. Herkesi bekliyoruz. Buyursun gelsinler, tadına bakabilirler. Aslında ben Eskişehir'de yaşıyorum ama Sarıcakaya'nın Mayıslar ilçe mahallesinde bizim bir üretim alanımız var. Sarıcakaya'daki bütün ürünleri biliyorsunuz orada klimal etki var. İklim klimal özelliğe sahip. Bütün bitkiler orada yetişiyor. Orada yetiştiği için orada kadınların ürettiği ürünleri ve kendi ürettiğimiz ürünleri alıp dönüştürüp işleyip orada satışa sunuyoruz insanlara. Her kadın tek başına kendi başına evde bir şeyler yapmaya çalışıyor ama satış alanı bulamıyor. Hani nereye satacak, nasıl yapacak, satışı nasıl gerçekleştirecek bununla ilgili bilgiye sahip değil ama kooperatifler bütün kadınları bir araya topladığı için hem güç birliği yapıyoruz, dayanışıyoruz. Dayanışarak ürünlerimizi üretiyoruz ve satabileceğimiz alanı daha rahat bulabiliyoruz. Yani satışta, pazarlamada bir sorun yaşamadığımız için işte kamu kurumları, belediyeler bize destek oluyor sağ olsunlar. Yani onlar desteklerini sunuyorlar. Mesela kardeş kooperatif hepimiz burada yani birbirimize destek oluyoruz. Yani işte bizim kooperatifin ürünleri satılsın değil de hani genel anlamda kimde hangi ürün daha güzelse onun satılması, diğer kooperatiflere işte yardım etmek. Mesela biz yiyecek üzerine yanımızda el sanatları üzerine kooperatifler var mesela. Hani birbirimize dayanışıyoruz. Onlar mesela ihtiyaçları olursa gıda biz onlara veriyoruz. Bizim bir şey ihtiyacımız olduğu zaman onlardan istiyoruz. Yani dayanışarak birlikte burada satış yapmaya çalışıyoruz. Yazacaksınız. Gene yeni nüfus. Evet. Ben yeni nüfus.